Her aileyi ortalama her baz aldığımızda 4 kişi kabul edersek Türkiye'deki her eve en az bir karne giriyor demektir. Türkiye niye karne sitesi altındadır Sayın Bugay? Pardon, anlayamadım soru. Türkiye niye karne sitesi Ha, altında? karne stresi. Evet. Çünkü değerlendirilmek bize zor geliyor. Gerçekleri görmek. Dediğiniz gibi aslında her eve bir karne girdi bu süreçte. Ama aileler genellikle bu sürece hazır değil. Yani çocuklarını doğru takip etmeyi bilmeyen, çocuklarını tanımayan aileler karnede özellikle de zayıf notları gördüklerinde stres oluyorlar ya da zayıf not görecek miyim endişesi içinde oluyorlar. Oysa çocuğunuzu tanıyorsanız bu stres yerine daha çok çözüm odaklı ne yapabilirim odaklanırsınız. Ama aileler tam da dediğiniz gibi şu anda stres altında ve bu sömestri tatil olarak kullanmıyorlar da o olumsuzluğu genel olarak hala hissettiklerini düşünüyorum. Evet, kötü karne getiren çocuklara karşı aile bireylerinin tutumu nasıl olmalı peki? Evet. Ya şimdi aslında hani bir anne babanın şunu anlayabiliyorum. En büyük hayali herhalde çocuğum başarılı olsun. Yüksek notlar alsın. Çevresinde sevilen biri olsun. Gibi şeyler birçok anne babanın hayali olabilir. Bunları anlıyorum. Ama bunlarla ilgili çok yüksek beklentilerle çocuğa yapılan baskıya hak vermiyorum. Küçük yaştaki çocuklarda özellikle çok yoğun bir stres görüyorum. Bu yaş ilerledikçe de aslında değişmiyor ama çocuklardaki tepkiler değişmeye başlıyor. Olumsuz kötü bir notla karşılaştığında velilerin ilk anda o beklentileriyle uyuşmadığı için hayal kırıklığına uğraması, üzülmesi çok beklendik, çok olağan. Ama bunlar sonucunda verdikleri tepkiler genelde bizim üzerine konuşacağımız konular. Yoksa neden hayal kırıklığına uğradın değil de bu hayal kırıklığıyla ne yapacaksın kısmını belki biraz konuşabiliriz. İlk önce kötü bir karneyle karşılaştılarsa lütfen önce sakin olsunlar. Bu eğitim uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun bazen başı iyi başlamaz. Bazen yolun ortasında tali yollara sapabilir çocuk. İstenmeyen yollardan ana yolu yani başarı daha iyi notlar olan kısmı belki kaçırmış olabilir, ıskalamış olabilir. Ama uzun bir yolculuk. O yüzden de hemen umutsuzluğa kapılmasınlar. Öncelikle sakin olsunlar. Duygularını tekrardan düzenlemek için eşleriyle, arkadaşlarıyla, güvendikleri sakin insanlarla konuşsunlar çocuğa tepki vermeden önce. İlk adım bunlar. Bunları öneriyorum. Daha sonrasında da bu iyi ya da kötü karne değil aslında her türlü karne için bence çocuklarıyla konuşmak yerine bu söyleyeceğim ilginç olacak çocuklarını dinlesinler. Hep çocuğunuzla konuşun denir ya çocuğunuzla konuşmayın yani siz konuşmayın nutuk atmayın tavsiye vermeyin çok zor hepimizin de hoşuna gider böyle bir ortam olsa da nutuk atsak akıl versek ama bu anda bir kendilerini biraz tutsunlar. Konuşmak yerine dinlesinler. Yani ne demek istiyorum? Karneyi aldın. Bu iyi ya da kötü bir karne için. Her türlü karne için söyleyeceğim bu öneriyi. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin. Bu karneyi nasıl değerlendiriyorsun? Seni şaşırtan, yani belki de çocuk bu kadar yüksek bir not beklemiyor. Ya da hayal kırıklığına uğratan bir not var mı? Peki bu karneye baktığında gelecekte nasıl bir planın var? İşte üçüncü sınıf öğrencisi bile olsa gelecekte nasıl bir planı var? Ne olmayı düşünüyor? Buradan nereye varmayı düşünüyor? Biraz çocuğun düşüncelerini anlatmasına fırsat versinler. Yani hemen sözü alıp da senden bir şey olmaz demek yerine ya da o karnen çok iyi, sen kesin işte hani toplumda önde gelen meslekler var ya doktor olursun, mühendis olursun demek yerine sen bu karneyi nasıl buluyorsun? Nasıl hissediyorsun? Biraz onun duygularını ve düşüncelerini duysunlar. İlk önerilerim bunlar. Şimdi bir önceki sorumu tam tersini sormak istiyorum. İlk haline getiren öğrencilere aile bireyleri nasıl davranmalı? Aman ödül vermesinler. Lütfen ödül vermeyin. Ödül verdiğinizde çocuk öğrenmenin bir haz olduğunu, bir mutluluk olduğunu öğrenemez. Bir başkasını mutlu etmek için yapılan bir süreç olduğunu öğrenir. Yani annemi mutlu etmek için
karnemi iyi aldım. Hem ki öğrenmek için değil. Yani öğrenmenin sonucunda iyi notlar gelmeli. Eğer öğrenmediği halde iyi not alıyorsa orada bir tezatlık var değil mi? Eğitim sisteminde evet. Bir terslik olmalı. O yüzden de kesinlikle ödül almayın, hediyeler almayın. Ama ne yapsınlar? Çabasını takdir etsinler. Yani şöyle demek istiyorum. Nasıl takdir edebilirler? Evet, şöyle olabilir. Bu dönem işte 3 aydı. Mesela onunla konuşsunlar, durum betimlesinler. Sen ne yaptın? O süreçte gördüklerini çocuğa geri betimlesinler. Yani aferin kızım, aslan oğlum, zeki çocuğum demek yerine. Bunlar çok değerlendirici, yargı içeren cümlelerdir. Bunlar yerine olayı betimlesinler. Ona desinler ki, şöyle diyebilirler. Belki örnek cümleler verme uygun olur diye düşünüyorum. Bu 3 ay boyunca, bak iyi notlar aldın. 3 ay boyunca sen de gözlemlediğim kadarıyla her gün düzenli çalıştın, geldin. Hafta sonları eksiklerini birlikte gözden geçirdik, buna zaman ayırdın. Öğretmeninle konuştum, dersi dikkatli takip ettiğini öğrendim gibi onu durumu betimlesinler. Bunu neden yapsınlar? Çocuk ne yaparsa doğru yolda olduğunu sürdürebileceğini öğrenir. Yani ikinci dönemde demek ki düzenli çalışırsa, derste dinlerse, hafta sonu eksiklerini bir yetişkin eşliğinde zaman zaman gözden geçirirse, sınıflar ilerledikçe de başarısını sürdürebileceğini öğrenir. Diğer türlü çocuk böyle yüksek notlar aldı ve ben size diyorum ki aa çok zekisin o yüzden aldın. Ama ikinci dönem ben çok zekiyim deyip çalışmayıp başarısını sürdürmeme olasılığı olur. Çünkü zekada hep böyle sanki çalışmadan da yapar izlenimi vardır. Evet. Bundan lütfen çok sakınsınlar. Üstün yetenekli öğrencilerle bazı çalışmalar yürütüyorum şu anda, projeler. Ve orada da çıkan en önemli sonuçlardan biri, mesela üstün yetenekli çocukların her işi kolaylıkla tek başına yapacakları inandırıldığında, inandıkları için yetişkinler ve öğretmenler, çocuklara hep o tür mesajlar veriyorlar. Sen çok zekisin, matematik. Hep hatta veli şöyle şikayet eder gibi şöyle der. Ay bizim oğlan çok zeki, hiç çalışmadan geçiyor. Şimdi bu kulağa hoş gelmekle birlikte çocuk bunları duyduğunda çabalaması gerektiğini, çalışması gerektiğini öğrenemiyor. Böyle olunca da evet bazı sınıfları çalışmadan, çok da çabalamadan geçse de siz de biliyorsunuz ki iş hayatında çok zeki olsanız da çabalamadan bazı işleri sürdürmeniz mümkün değil. Yani çok iyi bir mühendisliği bitiriyor ama onu bile bitirse bir işe girdiğinde rapor hazırlaması için düzenli çalışması, çaba sarf etmesi gerekecek o kişinin. Evet. Ama o başarı sürdürülebilir olmuyor. Bu yüzden de özeti şu, ödüllendirmeyin ama çabasını takdir edin ve ona durumu betimleyin. Nasıl o başarıyı elde ettiğini ona tekrardan betimleyin. Onun işin sırrını ona tekrar verin çünkü o farkında olmayabilir.